Ahey. Bundan sonra böyle mi başlasam ki vloglara? Sürekli merhaba merhaba yeni bölüm falan sıkıyor sanki. Neyse, yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava açtı. Arkamda yine zoomalı arkadaş var. Beraber şöyle bir turluyoruz. Nazilli'de birkaç arkadaşımla görüşeceğim. Bunlardan bir tanesi, belki bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır, motovlogger arkadaşlardan bir tanesi, çok sevdiğim arkadaşlardan bir tanesi hatta. Her şeyden anlayan adam. Ya geçen işte festivalde buluştuk, biz kendisiyle görüştük ettik, biraz muhabbet olayı falan. Ya dedim ya size, festival alanı çok kalabalık, bir de telefon çekmiyor. Her ne kadar kendisine buradan böyle cevap veriyormuş gibi olsam da aslında cevabı sizlere veriyorum arkadaşlar. Çünkü kendisiyle zaten birazdan görüşeceğim. Yani dedim ya size, şey çekmiyor arkadaşlar ya, telefon çekmiyor. Yani şöyle bir saçmalık var. Telefon aslında baktığınızda yani tam çekiyor. Yani gösterge çubukları o şekilde. Ama arama yapamıyorsunuz. Öyle saçma bir olayı var. Yani sadece şey falan değil, hani telekom falan değil, yani hiçbir hat çekmiyordu benim bildiğim kadarıyla. Ya velhasıl kelam, biz motosikletleri, çünkü konser başlayacaktı, biz konser alanına park etmiştik. O görmüş olduğunuz, hatta ilk videonun başındaki, bu festival videosunun başında yer alıyor zaten. Orada toplanmıştı ilk başta motosikletler, daha sonra konser dolayısıyla motosikletleri çekmemiz talep edildi. Neyse, biz aslında motosikletleri çekmeye beraber gittik. Lakin o arada bir şeyler oldu. Bizim her şeyden anlayan adam her şekilde kaybolan adam oldu arkadaşlar. Sonra biz birbirimizi bulamadık. Geldi kız arkadaşı, bir de bana çemkirdi. Belki haberi yok. Ne yaptınız arkadaşıma, sevgilime ne yaptınız diye. Yani velhasıl kelam, birbirimizi bulamadık. Tabii biz de o sırada artık hani dönüş kararı almıştık, bir süre daha bekleyip. Neyse, onu bugün nasıl bulursa telafi edeceğiz. Bu arada arkadaşlar şey geldi, bu Bajaj Dominar 400 için ben test sürüşü yapmak istiyordum. Bununla ilgili bir başvuruda bulunmuştum. İlk başta bana şey dönüş yapmışlardı, şu anda bulunduğunuz bölgede Bajaj Dominar 400 yok, o yüzden kusura bakmayın diye. Aradan işte bir hafta falan geçti, onda da test motoru gelmiş, şu anda evrak işlemleri falan hallediliyormuş. Yani sanırım pazartesi günden itibaren motosiklet müsait olacaktır test ortamı, çünkü bana 2-3 gün içerisinde motosikletin hazır olacağı söylendi. Hani gelip test edebilirsiniz dendi. Merak ettim bir motosiklet açıkçası. Her ne kadar ben fiyat konusunda biraz kendisini yüksek bulsam da, yani deneyip göreceğiz. Bu tabi bir inceleme videosu değil de ön inceleme, bir deneyimleme videosu olacak. Çünkü bir motosikleti gerçek anlamda inceleyebilmek için onu bir süre kullanmak gerekiyor. Ya arkadaş, ben bu kaskı taktım mı, şu yan petleri benim sinüslerime baskı yapıyor. Arkada ya çıktığımda hiçbir sorun yoktu. Şimdi burnum tıkandı ya. Neyse, velhasıl kelam, şimdi geçenlerde sanırım atladığım birkaç nokta olmuş festivallerle ilgili, veyahut da yanlış bilinen bir şeyler olmuş. Şöyle, yani şimdi festival ortamı dediğim gibi hani öyle kötü bir yer değil, eğlenceli bir yer, ama yani bayağı şöyle bir eksikler vardı. Yani eksiklikler şeyden dolayı değil bu arada, festivali organize eden organizatörler tarafından değil, belediye ile ilgili sıkıntılar vardı. Şöyle söyleyeyim ya, öncelikle
İnsan orada festival yapacağı belli. Bir gidersin oraya bir ilaçlarsın. Muazzam derecede böcek vardı arkadaşlar ya. Muazzam derecede. Hani sivrisinekler falan böyle pirana gibi böyle resmen etinizi koparıyordu ya. Onun dışında zaten onu bahsetmiştim ben. Polen yağmuru. Ya şimdi yerlerde kuru olduğu için düşen polen taneleri, o toz parçacıkları, zaten poleni biliyorsunuz biraz böyle yün gibi oluyor. Neyse ya şey, bir insan oraları bir sular eder, yere düşüyor, orada birikiyor zaten, yerler bembeyaz oluyor. E bir de rüzgar da var. Hop bir rüzgar, ondan sonra her yer gene polen. Yani ağzınızı kapatarak konuşuyorsunuz ya, böyle hani çok can sıkıcıydı. Neyse, şimdi bu özellikle biliyorsunuz yaz sezonu motosiklet almak isteyen fakat motosiklet ehliyeti olmayan ama aynı zamanda araba ehliyeti olan arkadaşlar için SYM'nin 50 cc'lik bir motosikletini inceleyeceğiz arkadaşlar. Onu bizim biladere aldık. Yakın zamanda onun incelemesine gelecektir zaten. Şimdi şey istemeyenler olacaktır. Hani abi sen daha bunları incelemedin falan. Ya inceleyeceğim arkadaşlar, da dediğim gibi ya inan bana hiç fırsatım yok. Olmuş olurken şöyle düzgün bir şey olsun diyorum. Ama etrafta çok güzel olmuş, yemyeşil ya. Yaz işte ayrı abicim ya. Yani velhasıl kelam, yani kusura bakmayın, bir şekilde gelecek o video da. Şimdi Ramazan ayı giriyor. Ramazan ayında ben bayağı bir yoğun olacağım. Yani şöyle şu anda bilgisayar bakım işlerinde çok fazla yoğunluğum var. Bunun üzerine bir de millet vakit geçirebilmek adına, yani oruçluyken. Bir de biliyorsunuz bizim buralar biraz sıcak. Gelen adam oyundan ve vakit geçirmekten ziyade inanın bana klimaya geliyor. Bakalım. Yapacağız bir şeyler. Hafta sonu nasip olursa bir belki Kuşadası tarafları yaparız. Bu arada şeye gelelim ya. Geçen motosiklet forumunda da vardı zaten. Yani skuter şey diyorlar, hani dikkat çekmiyor vesaire vesaire. Tabii küçük skuter pek dikkat çekmeyebilir ama siz deyiverin. Yani maxi skuterler gerçekten de tamam, normal bir racing tarzı motosiklet kadar dikkat çekmese de şöyle bir şey var arkadaşlar. Dün ya var ya arkadaş, yollar böyle nasıl biliyor musunuz? Yani böyle zıplamalı zıplamalı ya. Bir de lastiğin havasını fazla basmışız galiba. Neyse, işte 3 tane bayan arkadaş, bunların 3'ü bu zamana kadar kesinlikle skutere falan binmemişler. Neyse, zaten kendi erkek arkadaşları falan olsun hep racing'e biniyorlar, onlara artçı oluyorlar. Ve asıl kelam, dün akşam ben bunları bir gezdirdim benim Suzuki Burgman'cımla. Yani verdikleri tepki çok tuhaftı. Yani böyle bir rahatlık, böyle bir konfor biz görmedik diye. Şöyle söyleyeyim, belki kızlar görsellik bakımından racing makineleri böyle gönülleri kayabiliyor ama iş icraata geldiğinde seçimleri maxi scooter oluyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Tabii şimdi touring mooring falan demeyin bana da. Ya bir de şey, ben hatırlıyorum şöyle 20 yıl önce falan çocukluğumda olurdu bu. Bizim buralarda 42. yağmurları diye geçer genelde. Nisan'ın son haftası başlar, Mayıs'ın son ayına kadar, son gününe kadar pardon, şey sürer yani, yağışlar devam ederdi.
Senelerdir bu olay yoktu. Bu mevsim değişikliklerinden değil. Siz isterseniz küresel ısınma vesaire vesaire. Ama bu sene maşallah güzel yağdı. Ama ona rağmen hala hem barajlarda hem de şeylerde yeterli su yok. Bakınız burası Büyük Menderes. Şu anda onun köprüsünden geçiyorum. Tabi Büyük Menderes'in bir kolu ta sadece. Dayı hani birazcık sağa git de biz de önümüzü görelim ya. Hayret bir şey. Ha ondan sonra şey yapacağız bir de ya. Ben onu unutup duruyorum. Nasıl olursa belki bugün yetiştirebilirsek bir dual vlog düşünüyoruz. Çifte diyelim biz ona. Çifte video çekimi diyelim. Zaten güzel Türkçemizde bir sürü yabancı kelime falan bulaşmışken bile böyle şey yapmayalım. Bunları karıştırmayalım. Yalnız yola çıktık, şuraya çıktık. Rüzgar başladı da çok rahatsız etmiyor. İşte motosikletten anlayan adamla bir dual vlog falan düşünüyoruz. Bir Kawasaki var onda. Z750 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Bir durumlara bakacağız. Şimdi arkadaş yolu bilmiyor. Viraja kaptırmasın kendisini de. Burası çok tehlikeli arkadaşlar ya. Bu arada şimdi bu vlogların son iki tanesi çok uzun. Çünkü dedim ya her zaman fırsatım olmuyor. Şimdi bir de Ramazan ayı girecek. Ben o kafayla pek kolay kolay motosiklet süreceğimi zannetmiyorum. Sadece akşam vakitleri çıkarım. Onda da akşam vakti vlog çekmek çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü bir şey gözükmüyor. Şimdi Burgmanım'la arkadaşlar tam ama tam bir yılımı doldurmuş bulunmaktayım. Kendisi şu anda 13.000 kilometrede. Beni kesinlikle üzmedi. Bir kere bile olsun öksürüp aksırmadı. Ki biliyorsunuz ben Burgman'ı yaz, kış, yağmur, çamur demeden kullandım arkadaşlar. Yaptığım tek şey yağ değişimi, yağ filtresi değişimi, hava filtresi değişimini yapmadım hala. Çünkü size de söylemiştim ben bizim hava filtresinin önünde bir tane daha koruyucu sünger var. O süngeri ben sürekli temizlediğim için filtrenin olduğu yere toz geçmiyordu. Bir de bujiyi değiştirdim. Yaklaşık 2000 kilometre kadar önce. Yani onun dışında hiçbir şey değiştirmedim. Yani o kadar memnunum ki anlatamam ya. Taş gibi motosiklet ya. Hani ben şahsen bu kadar şey beklemiyordum. Mutlaka diyordum ama bir yerinde bir sıkıntı çıkar falan fişman. Ki ben tek seferde yani 500-600 kilometre tek marşla gittiğim falan oluyordu yani. Sadece ihtiyaç molası veyahut da benzin molası için duruyordum. Yani beni Allah'a şükür hiç üzmedi. Herhangi bir yerinde bir aksırma, tıksırma, yok patlama, vurdu zıvırdı, hiçbir şey olmadı. Ufak tefek modifikasyonlar yaptıydım. İşte rüzgar deflektörü olsun. Bir ön tarafa power led falan bağladım. Arka tarafa da çakar. Bir de şey çanta işte. Yani onun dışında bir şey de eklemedim. Lastiklerim hala o iğrenç, iğrence lastikleri ki onlar bile Allah'a şükür bu zamana kadar bir problem yaşatmadı bana. Yani şu saatten sonra şunu söyleyebilirim ki gözünüz kapalı alabilirsiniz bu aleti. Ben herhangi bir şekilde bir kronik problemle karşılaştım. Yani olduk olmadık saçma sapan bir yerden hani bir parça ile ilgili bir problem vardır. Yani hiçbir şey yaşamadım yani. Öyle söyleyeyim. Beni acayip mutlu ettim motosiklet. Ben şahsen bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyordum. Yani şöyle bir şey var. Ben bunun aslında 400'ünü düşünüyordum ama ya şimdi şehir içinde kullanıyorum ben. Şehir içi derken
Şimdi insanların aklına İzmir, İstanbul gibi büyük şehirler geliyor. Yok arkadaşlar, misal markete gideceğim. 1 kilometre, 2 kilometre taş çatlasın gideceğim yol. Şimdi koskoca motosikleti şehir içinde kullandığınız zaman hem yakıt sarfiyatınız çok artıyor, hem de yeterince ağır olan bu aletleri kullanmak işkence haline geliyor. O yüzden ben 200'lük olanı tercih ettim. Kendisi şöyle söyleyeyim, 140 kilometre kadar hıza çıkabiliyor. Tabii her zaman çıkmaz, artçınız vardır, aşırı derecede misal geçen rüzgar vardır, ama şunu söyleyeyim, havada karada bir motosiklet 130 km hızla ulaşabiliyor. Yani bence ulaşılabilir en son hızı da odur diye düşünüyorum. Hani 140 diyorsunuz ama zaten 142'de devir kesici devreye giriyor. Yani bence 130'dur. Şöyle söyleyeyim, uzun yolda 120 km hızla da sabit hızla gittiğinizde ne titreşim var ne bir şey var. Yani o hızlarda motor o kadar güzel gidiyor ki 110-120 aralığında, anlatamam size. Zaten şimdi her şeyden anlayan adamı vereceğim ben. Hayatında ilk defa maxi scooter kullanmış olacak. En azından racing kullanan bir adamın, ki şöyle söyleyeyim, yüksek cc bir racing kullanıyor. Yani anlarsınız, yani onunla bir görüşlerini gördükten sonra bir değerlendirirsiniz. Velhasıl kelam, skuter candır, burman ise canandır arkadaşlar. Neyse, ben yine çok fazla uzattım muhabbeti. Dediğim gibi bunun şimdi sırada ne olacak? Yetiştirebilirsem ilk başta şu dual vlog olayı gelecek ki onunla biraz sıkıntısı yaşayacağız biz ya. Yani şu görüntüleri üst üste mi indirme senkron olayı biraz sıkıntılı olacak. O gelmese bile bir motosiklet incelemesiyle, ön incelemesiyle geleceğiz nasıl olursa. Neyse, gördüğünüz gibi burası da büyük Menderes, burası da başka bir kolu. Neyse arkadaşlar, yeni bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Eğer önerileriniz varsa veya bu videoyu beğenmediyseniz mutlaka bir şekilde olumlu olumsuz dönüş yaparsanız inanın çok sevineceğim. Yani bu kadar. Bitti. Bu kadardır. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.